katlediliyor. Bu zamana gelirsek 1937-38'de Dersim'de, Dersim katliamında yine 80 bine yakın bir Alevi katlediliyor. Yani bu şekilde devam ediyor. Günümüze gelirsek aradaki katliamlar var. Malatya, Adıyaman var, Çorum var. Çorum'dan önce Maraş var. 1978'de Maraş var. Maraş'tan sonra da Çorum katliamından sonra yaklaşık bir 10 seneden sonra büyük katliam işte dediğimiz Sivas Madımak katliamı var. Yani Alevilerin o anlamda yazgısı da değişmiyor. Şimdi aslında Cumhuriyet dediğimiz gibi Aleviler açısından bir kurtuluş olarak görülüyor ve o dönemin Alevi önderleri özellikle Bektaş tekkeleri Hacı Bektaş şeyde Postkişinleri de çok büyük destek veriyorlar biliyorsunuz. Evet. Atatürk de zaten Şehir Savaşı'na girdiği zaman Hacı Bektaş'a gelip oradan icazet de alıyor. Destek alıyor. Maddi manevi çok büyük destek de alıyor. Ve Aleviler aslında şeye çok sıcak bakıyorlar Cumhuriyet'e. Aslında Cumhuriyet'e sıcak bakmamak bir defa şeylik olur. Yani kendini inkar etmek olur. Çünkü sonuçta siz baskıcı bir totaliter, baskıcı bir rejimden kalkıyorsunuz. Biraz daha layık, biraz daha özgürlüğü savunan bir sisteme geçiyorsunuz. Biraz daha nefes aldırabilen fakat, bir hal. Tabii yani şimdi fakat işin aksiliği şeyde başlıyor. Cumhuriyet'in kurulmasıyla başlıyor. Evet. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet kuruluyor. 1924'te ise çıkartılan şeylerle Türkiye Devleti'nin dininin İslam olduğu ilan ediliyor. 1924'te çıkartılan bir kanunla da Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluyor. Evet. Yani tek bir mezhep üzerine oluşturulan Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluyor. 1924'te tekrar çıkartılan bir köy yasasıyla da köylerdeki kurulacak olan köylerdeki ibadet yerlerinde sadece cami olduğu, caminin olmadığı yerlerde mescit olduğu ortaya çıkartılıyor. 30 Kasım 1925'te de çıkartılan tekke ve zaviler yasasıyla da şeyler olduğu gibi korunduğu halde korunuyor. Mesela Sünni inanç insanların ibadet yerleri korunuyor. Tüm önemli şeyler korunduğu halde bizim dedelerimiz, mürşitlerimiz, pirlerimiz, Bektaşi babaları hepsi üfürükçülerle, muskacılarla aynı kefeye konuluyor, yasaklanıyor. Evet. Tabii şimdi buraya baktığımız zaman da şey başlıyor yani devlet zaten baştan tek bir inanç üzerine kurulduğundan dolayı diğer tarafı da yasaklıyor. Evet. Şimdi o zaman ilim yuvası olan işte Bektaşi dergahları, işte Alevi dergahlarına bakıyorsunuz hepsi yasaklanıyor. Evet, icazet alınıp savaşa tabii yani bir köylere inançlarını taşıyan, tabii köylere inançlarını taşıyan babalar, dedelerin hepsi bir anda yasaklı. Üfürükçüler de muskacılarla yani toplumun en gerici insanlarına aynı kefiye tutuklanıyorlar, cezalara çarptırılıyorlar. Tabii. Şimdi buraya bakıyoruz ve bununla beraber de devletin yapısı tek dil, tek din, tek devlet anlayışında odaklandığı için ona göre şekillendiğinden dolayı da şimdi kendisi gibi düşünmeyen topluluklar üzerine katliamlar yapılmaya başlanıyor. Sadece burada Aleviler üzerine yapılan katliamlar değil. Burada Ermeniler üzerine, burada Süryaniler üzerine, diğer azınlıklar üzerine yapılan katliamlar var. Ve bu katliamlarda da yani sayılar öyle az değil. Evet. Gerçi tarihçilerin bileceği işler ama milyonlarca insanlar katlediliyor. Şimdi bakıyoruz tabii Alevilere baktığımız zaman da Aleviler o dönemde dediğimiz gibi 1927'deki Koçgiri'nin ayaklanmasında bayağı bir sıkıntı oluyor. Ondan sonra geliyoruz işte bir sene sonra da 37-38'de Dersim'de derelerin, Muzur Deresi'nin kan aktığı, insanların mağaralarda artık dediğimiz gibi gazlarla öldürüldüğü fareler çok vahşi bir katliam Alevi toplumuna layık görülüyor. Yani işte, o katliamda biliyorsunuz mermi pahalıdır diye insanlar dispitlerle öldürülüyor. Çocuklar ki annelerin karnından süngülerle alınıp katlediliyorlar. Yani çok vahim bir katliam. Alacak olursak oradan devam ediyor. Katliam. Ya geliyor ya. Ondan sonra bakıyoruz katliam duruyor mu? Durmuyor. İşte 67'de Elbistan'da bir katliam girişimi var. 11 sene sonra 78'de de dediğimiz gibi komşunun komşuyu kes diye. Yani insanım diyen hiçbir kimsenin kabul etmediği hamile kadınların karnındaki ceninlerin bile çıkartılıp süngülendiği, işte yaşlı insanlarımızın gözlerinin oyulduğu çok fahişe bir katliam komşunun komşuya yaptı. Ve bunların şey yapan da gerici faşist unsurların da bu işin içerisinde yer aldı. Bir katliam Alevi toplumuna layık görüldü. O arada bir katliamı da unuttuk. Muğla Ortaca katliamı var biliyorsunuz. Tabii, o da yine büyük bir katliam. Ya, orada da ya, yine Aleviler katlediyor. Malatya katliamı var. Ortaca katliamı var. Evet. Yani şimdi oraya kadar geldiğimizde de aslında 78'de de 1993'ü konuşacağız biraz sonra. 1993'ün öncesi 78'dir. Evet. 1978'de de
Sivas'taki bir katliam girişimi olmuştur. Aha. Orada da 6 tane insanımız katledilmiştir. 6 insan öldürülmüştür. Yüzlerce yaralı vardır. Binlerce evde iş yeri talan edilmiştir. Ve orada da o dönemde şu an Ali Baba Mahallesi vardır biliyorsunuz Sivas'ta. Ve Alevilerin çok yoğun yaşamış olduğu bir yer. Ve oraya da günlerce önceden planlı olarak yapılan bir saldırı var. Ve bu saldırının hazırlığı da var daha doğrusu. Aynı 93 katliamında olduğu gibi dışarıdan getirilen katiller sürüsü var. Şimdi o dönemde de baktığımız zaman işte Öz Sivas, işte Hakikat gazeteleri gibi o şeyde çıkan, Sivas'ta çıkan yerel gazeteler aynı 93 katliamındaki gibi katliamın fitilini ateşleyen gazeteler. Ateşleyen gelişmeler var. Yani günümüzün örnek verebilirsek Akit gazetesi gibi bir gazete biliyorsun. Sivas katliamında da şeyi hazırlayan Akit gazetesiydi ve ona yakın benzer gerici yobaz. Tabii yani işte onun sonucu da pazarda alışveriş yapan Ali Baba Mahallesi'de hazırlıksız yani gündelik işlerinde hayatında çalışan insanlara birden saldırı başlatılıyor. Evet. Yani hazırlıklı olarak yapılan bir saldırı ve bu saldırı sonucunda demin de söylediğim gibi 6 tane insanımız katlediliyor. Yüzlerce yaralı, binlerce talan edilmiş ev, iş yeri var. Ve korkuncu da şu, katliamdan sonra hiçbir kimse yakalanmıyor. Yakalanmadığı gibi saldırıya uğrayan insanlar bizzat gözaltına alınıyor. Evet. Şimdi işte bir o dönemin avukatı Murat Genç denilen işte bir avukat var. Kendisi demokrat, aydın bir avukat ve o dönemde de ister CHP'lilerin olsun, ister Alevilerin olsun, ister demokrat insanların tüm davalarına giren bir avukat. Ve bu avukatı gözaltına alıyorlar. O dönemde ve bu avukatı gözaltına aldıktan sonra da işkence yapıyor. Gözleri bağlı işkence yaparken. Mağdurlar bir anlamda sanık oluyor. Şöyle bir şey oluyor. Bu avukat işkence yapan birisi konuşuyor. Diyor ki oğlum diyor, konuş diyor, gerçekleri söyle kurtarırsın diyor. Ve sesi tanıyor. Sesi Cumhuriyet Savcı Yardımcısının sesi. Evet. Bizzat devletin yani halkın güvenliğini sağlamakla sorumlu olan Cumhuriyet Savcısı Yardımcısı bu adam işkenceye katılıyor. Şimdi böyle bir şeyde adalet bekleyebilir misiniz? Şimdi adalet beklenmediği bir yerde de dediğimiz gibi o dönemin mağdurları işte katliama uğrayan, zulme uğrayan insanlar oluyor. Şimdi böyle olduğu için de Sivas'ta yani sürekli çünkü suyundan mıdır, Cumhuriyet'in orada kurulmasından mıdır, havasından mıdır? Yani Sivas'ta bir şey sürekli kaşınıyor. Evet, oraya da iyi değindiniz. Orada biliyorsunuz Sivas katliamında o sokaklara dökülen o faşist ve gerici grup seslendirdiği en büyük slogan Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak diye bir slogandı. O anlamda da iyi hatırlattınız. Evet, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet'le birlikte olan katliamları az biraz daha işledik. Şimdi gelelim yakın tarihimize. Yani yakın tarihimiz dediğimizde bir 40 sene önceki işte Çorum katliamından tekrar başlayalım. Sivas'ı, Dersim'i anlattık. Önceki katliamları anlattık. Maraş'ı bir şekilde girdik. Çorum katliamından itibaren yakın tarihimize olan katliamlara da değinelim. Tabii yani 78'de dediğimiz gibi bakın 78 Maraş katliamından sonra hemen 2 sene sonra Çorum'da bir vahşet yaşanıldı yine. Çorum'da katliamı dediğimiz. Tabii katliam da aslında burada özellikle de Amerikan konsolosluğunda görevli insanların, Amerika'dan gelen insanların bizzat Anadolu'yu gezip tespitler yaptı ve bu tespitler sonucunda da ve bunları gittikten sonra da bu tür katliamların olması çok enteresan. Çok enteresan. Şimdi dediğimiz gibi Çorum katliamında da özellikle MHP'li faşistlerin işte Günsazan öldürülmesini ki onun öldürülmesi de meçhul. Evet. Bahane ederek işte dediğimiz gibi Alevilerin yaşadığı yerlere saldırması var. Fakat da burada da Alevilerin, devrimcilerin Alevi dostlarının direnmesi de çok önemli. Burada da bir vahşet yaşanıldı. Yani öyle bir vahşet ki zaten MHP'li faşistler zaten İslamcı gerici güruh şeyde kandan besleniyor. Zaten onların bugün övünç kaynağı aldıkları Osmanlı'ya baktığında da Osmanlı'da da biliyorsun işte ateşte yakmak onlar için mübah boğdurmak. Ve bir de bunlar üstelik aile efradı içinde yapıyorlar biliyorsunuz. Tabii yani kardeşlerini boğduruyor, baba oğlu kaza geçirmek, telle boğdurmak. Yani kılıçlar. Bunlarda dediğimiz gibi ölüm şekillerine baktığımız zaman yani çok korkunç şekilde ölüm şekillerinden bahsedebiliyoruz. Tarihleri de böyle yazıyor. Aslında utanılması gereken bir dönemde işte birileri işte Osmanlı'yı özlemliyorlar. Ama o ecdada evet dediğiniz gibi şimdi sahip çıkıyor. Şimdi tabii özellikle bu Çorum katliamında direnmeyle beraber de işte bizim... ABF İnanç Kurulu içerisinde de
yer almış olan Naime Naymen anamızın babası sevgili Veli Dede. Çok sevilen birisi. Ve Veli Dede şey diyor, yani komşular diyor sonuçta kimse bana bir şey yapmaz diyor. Ben sevilen bir insanım diyor. Ve Veli Dede'yi canlı canlı yakalayıp canlı canlı fırında yaktılar. Şimdi böyle bir katliam, böyle bir zulüm. Daha sonra dediğimiz gibi işte 12 Eylül 1980 askeri faşist darbesi, junta biliyorsun, Aleviler, devrimciler tüm toplum üzerinden bir silindir gibi geçti. Orada da Alevi olmak suç zaten biliyorsunuz. 3K dediğimiz. Kürt Kızılbaş komünist. Yani onları taşıdığın zaman katledilmek senin için katli vaciptir. Şey. Ve ondan sonra da bakıyoruz dediğimiz gibi 1993 Sivas katliamı var. Sivas katliamı ve 2 sene sonra 95'te de Gazi katliamı var. Yani bu iki katliam çok bizzat derin devlet dediğimiz devletin içerisindeki kümelenmiş insanların devlet tarafından, işte devletin gözetiminde, devletin desteğinde ve devletin bilgisi dahilinde yapmış oldukları katliamlar. Bizzat devletin yaptırdığı katliamlar. Derseniz ki nereden bileceksiniz? Şimdi bakın özellikle Maraş katliamında katliamı yapan militanlar, MHP'li faşistler dışarıdan getirdiler. Ve bunlar milli piyango satan insanlar diye bir anda yüzlerce milli piyango satan insanlar ortaya çıktı. Şimdi devlet güçleri ne yaptı? Evler işaretleniyor, kapılar tabii işaret, yani, herkesin sicili biliniyor. Tabii bilindiği halde, devlet bunu bildiği halde bir büyük bir koruma altında bu katliamı gerçekleştirdi. Ve o dönem katliamların elebaşlarından birisi olan da şahıs ne oldu? Daha sonra milletvekili yapıldı. Evet. Şimdi Ökke Şemdiler denilen şahıs. Ökke Şemdiler, Muhsin Yazıcıoğlu. Muhsin Yazıcıoğlu falan, bunların hepsi bunlar değiştirildi. Şimdi Gazi katliamı, şey Sivas katliamına geldiğimizde, Sivas katliamı yani ilk defa, belki dünya tarihinde ilk defa 8 saat boyunca dünya televizyonlarda canlı canlı yayınlanan bir programlarla neredeyse katliam canlı olarak hissettirildi. Böyle bir vahşet yaşanıldı. Yani oraya semah dönmeye, deyiş söylemeye giden bu ülkenin aydınlık yüzlü insanları, şairleri, ozanları, yazarları, çizerleri, semahçıları, yöneticileri, çeşitli örgütlere, derneklere mensup insanlar, yani yüzlerce insan 4. Pirsonaplar Festivali için oraya gitmişlerdi. Tabii onlar gitmeden önce özellikle de biliyorsunuz Aziz Nesin'in çıkartmış olduğu Şeytan Ayetleri kitabını mana ederek, çünkü Aziz Nesin de orada davetliydi ve konuşmacıydı, bir şeye giriştiler. Şeytan yani saldırıya bir zemin hazırladılar. Aziz Nesin'in çıkardığı değil de Salman Rushdie'nin. Salman Rushdie'nin çıkartmış olduğu ve Türkçe'ye çevirdi. Aziz Nesin. Şimdi aslında o bir şeydi. Bahaneydi. Bahaneydi. Yani yapılacak olan katliama biliyorsunuz bir kılıf. Kılıf. Özellikle de dediğimiz gibi Osmanlı, Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve daha sonraki dönemlere baktığımız zaman kullanılan dil hep din. Osmanlı padişahları katliama nasıl yapıyorlardı? Kendi emirlerindeki Şeyhülislamlara verdirmiş oldukları fetvalarla insanları kılıçtan geçirdilerdi. Yani bugün Müftü Hamza Demir dediğimiz gibi, işte Ebu Suud denilen Şeyhülislam ve bunların vermiş olduğu emirlerle yüz binlerce insan kılıçtan geçirildi. Yüz binlerce hayat söndürüldü. Şimdi buraya baktığımız zaman da özellikle de din çok iyi kullanılıyor. İnsanların o duyguları, cahil toplumun o duygularını da çok iyi kullanıyorlar. Sivas katliamında da tabii bu arada oraya insanlar işte şenlik için giderken, diğer taraftan da demin de dediğimiz gibi 78 katliamında da başrolü oynayan kasırların kışkırtmaları, dışarıdan militanların gelmesi, katillerin gelmesiyle beraber büyük bir hazırlık yapılıyor. Şöyle bir araya girelim isterseniz. Şimdi az önce Çorum katliamında da onu değindiniz. Bu tür katliamlarda bir de özellikle Türk medyasının, Türkiye'deki siyasetçilerin bahsettiği de, yani bu işlerin arkasında hep uluslararası istihbarat örgütlerinin olduğu. Pekala, istihbarat örgütleri var veya yok, katliamda birebir olan halk, yani yakın komşusunu, 40 senelik komşusunu öldüren bir halkın hiç mi suçu yok? Bir cenahın hiç mi suçu yok? Yani yani siz meyilli olmazsanız bir şeye, kimse size bir şey yaptıramaz. Ya muhakkak dediğiniz çok çok doğru. Yani şimdi sadece o, mesela diyelim ki Sivas katliamında işte camiden çıkan 10 evet, bin, daha sonra 15 bine ulaşan bir kitle var. Daha gelip belki yak ulan yak, işte şeytan ateşidir evet, diyen insan ne kadar suçluysa elinde benzin bidonuyla koşan ne kadar suçluysa, oraya gidip taş atan da, orayı şey yapan da, bloke eden de, katliamdan sonra onaylayan dahi onaylayan suçlu da suçludur. Evet. Oraya, tabii katliam yani, sonrasında çok şey, iyi yani, oldu şeyler diyenler var. Şimdi o yüzden
orada şey olay yok. Sadece orayı biz kalkıp da o yazılar yazan işte yerel basına değil. O veya katliamı yapan dışarıdan getirmiş katiller değil. Elbette ki bir yekün olarak o topraklarda yaşayan, o katliam onaylayan herkes suçludur. Çünkü klasiktir. Her katliamlardan sonra böyle Alevilere olsun, diğer azınlıklara olsun hep uluslararası istihbarat örgütlerinden bahsedilir. İşte buraya geldiler, incelemeler yaptılar, halkı şaşırttılar, şu olaylar, şunun içine girdiler falan diye. Fakat hiç, nedense hiç o Türkiye'de ama yaşayan halkları, şey var, faşist ve gürücü cenahtan bahsedilmez. Ama bak şey var, yani şimdi tüm uluslararası yapılan katliamlarda, darbelerde, şurada burada, yani uluslararası şey vardır. Pay var, var, pay var. İnkar edilmez. Elbette ki şunu çok iyi kullanıyorlar. Şimdi bu insanların bu yönlerini çok çok iyi kullanıyor. Zaaflarını biliyorlar. Niye dedik mesela şimdi egemen sınıflar Selçuklu'da olsun, daha sonra Osmanlı'da olsun niye dini kendilerine şey olarak kullandılar? Çünkü adam şey diyor, diyor ki ya yoksulluk fakirlik olayı var. Biri de çok büyük şaşalar içerisinde yaşayan derebeyleri var. İşte saraya çöreklenmiş insanlar var. Bir tarafta fakir halk var. Diyor ki bunlar alın yazısı kader. Evet. Şimdi şu an olduğu gibi. Yani şu an olduğu gibi. Yani şimdi böyle bir şey gibi var. Şimdi insanlar özellikle din afyon olarak kullanılıyor. Şimdi baktığımız zaman tüm Alevi katliamlarına bakın. 78 Maraş katliamını alın. Diğer katliamlara bakın. Sivas katliamına bakın. Şeye geldiğiniz zaman da sürekli şeylerin çıktığı yerler camilerdir. Özellikle cuma günleridir. Katliamların başlangıç günleri evet, cumadır. Ve camilerden başlatılıyor. Ve ne hikmetse hep aynı terana. Hep aynı yalanlar. İşte camileri bombaladılar, şunlar yaptılar, bunlar yaptılar deniliyor. İşte cami hocamızı öldürdüler. 300 kişi öldürdüler, 500 kişi öldürdüler diyor. Fakat ölen ne hikmetse hep Aleviler oluyor. Peki hele şöyle bir şey var. Genelde bu katliamların arası biraz uzaktır. Yani bir 10 sene, 15 sene Alevi katliamlarında bir ara kullanılıyor. Fakat 1993 Sivas katliamından 2 sene sonra biliyorsunuz Gazi katliamı var. Yani bu katliam da çok çabuk geldi. Akabinde yine orada öldürülen Alevi gençleriydi. Alevi kadınları, Alevi genç kızlarıydı, Alevi gençleriydi. Orada da yine bu sefer de başka bir şey bahane edildi. Terör yuvası olarak orası görülüyor dendi. Bir operasyon yapıldığını söyleyip oradaki insanları da katlettiler. Yani kısa bir zaman geçerken iki senelik bir şeyden yani Sivas katliamının daha ateşi dumanı tutarken Gazi'de bir katliam oldu. Tabii şimdi tabii Gazi'de işimize yarayan bir yara ama 93 katliamında şöyle bir şey de oluştu. Yani cidden devletin artık açıdan açığa destek verdiği, açıdan açığa sahiplendiği bir katliam olması açısından da çok çok önemlidir 93. Çünkü katliamdan sonra özellikle de dediğimiz gibi bakış açısı şuydu, kışkırtma var. Müslümanlar kışkırtıldı diye. Bir güne kadar sadece o gün ilk gün 35 kişi gözaltına alınıyor. Dışarıdan gelen katillerin hepsi zaten orayı terk edip gidiyorlar. Bir de bakın o an katliam anında da 6000 kişilik bir o şeye mensuba sahip olan kolordudan 35 tane acemi er geliyor. 22 tane polis Tokat'tan geliyor, 20 tane polis Kayseri'den geliyor. Buradan alırsak, geriye sararsak filmi Sivas aynısı yapılmadı mı? Kıbrıs'a bilmem kaç saatte çıkarma yaptık diyen bir şey. 8 saatte diyorum. Sivas'a asker çıkarmadı. Orada da yine aynı şekilde gelen askerlerin olduğu gibi hepsi acemi yerlerdi ve hiçbir şey yapamadılar. Hatta asker de orada tehdit edildi. Tabii yani onu diyorum. Bakın burada biz o filmi gördük. Hep biz gördük. Filmi gördüğün zaman askerlerin gelmesi, polislerin gelmesi ve bunlar bilinçli olarak geri planda evet, durdular. Komutan geldiği zaman işte baktı çıktı gitti. Evet. Şimdi sen 6000 kişilik bir mevcuda sahip olan kolordu ki Sivas'ın göbeğindedir. Hep biz gidip gördük Sivas'a gittiğimizde evet, görüyoruz da. Madımak'la uzaklığı pek fazla yok. Binlerce askeri yiyebilirsin, engelleyebilirsin oraya. Yakında Kayseri Komando Tugay'ı var. Tabii biliyorsun. Yani bilinçli olarak da şey değil. Yani engellenmeyen bir katliamdır. Ve katliam sonrası önemlidir. Bakın ilk çıkışta 35 kişi yakalanmıştır. Daha sonra gelen tepkilerden sonra 190 kişiye çıkmıştır. Evet. İlk mahkeme kararlarında biliyorsunuz Kayseri ağır cezaya verilmiştir. Kayseri Sivas'a verilmiştir. Daha sonra Ankara DGB'ye gelmiştir. Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne gelmiştir. Devlet Güvenlik Mahkemesi de yargılama sonucunda örgüt yok diyor. Yani o demisin altını çizdiğiniz münferit olayı diye geçiyor. Tabii münferit olaydır diyor. İşte kışkırtma daha sonra dediğimiz gibi özellikle aznesinin üzerine yıkma olayı var. Ve şey yok. Verilen cezalar 15 sene, 20 seneden fazla bir ceza yok. Ve bunlar birçoğu da serbest bırakılıyor. Daha sonra müdahil avukatlar Yargıtay'a başvurduktan sonra Yargıtay'ın vermiş olduğu karar işin içerisinde şey var diye. Yani düzene yönelik bir başkaldırı var.
ve bundan dolayı tekrar yargılama sonucunda 30 kişiye idam cezası veriyorum diyorsunuz. Ve veriliyor da ne oluyor? Katiller kaçıyor. Katiller piyasada yok. Çünkü serbest bırakılmış zaten. O ilk davadan sonra serbest bırakılan insanlar var. Ve katiller yok. Katiller mesela biz yakaladık bunları. Mesela nedir? En az bir 15-20 tanesini biz Avrupa'da milli görüş camilerinde imamlık yaptıklarını yakaladık. Oraya istersen sonra gelirim. Yani biz Çorum'dan devam edersek çünkü önümüzde şimdi oraya da geleceğim. Yani şimdi dediğimiz gibi Çorum katliamından sonra dediğimiz gibi 93 katliam var ya, ama şey var. Yani şimdi Sivas'a bağlantıyı sağlamamız lazım ki. Evet. Çünkü daha sonra biliyorsunuz katliam sonrası Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yapmış olduğu halkla polisi karşıya getirmeyin. Başbakan Tansu Çiller'in dediği dışarıdaki halkımızın burnu kanamamıştır, bir şey olmamıştır diye. İçişleri Bakanı dediğimiz gibi kışkırtma işte hazinesinin şeyinden diye yapmıştır. Şimdi, en sonunda biliyorsunuz o zamanın başbakanı şu an Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu davanın zaman aşımından dolayı düşürülmesine ya muhakkak hayırlı olsun demiştir. Şunu da söylemiştir. En vahimi şunu söylemiştir. Sivas'ta katledilen insanların insanlara yazık oldu diyorsunuz ama bir de suçsuz yere içeride yatıp da çoluğu çocuğu mağdur olan insanlar var deniliyor. Yani katilleri savunan. En sonunda bir yaşlı gene hastalığı bahane görülerek 80 yaşında bir ordumanın katillerinden birisi biliyorsunuz serbest bırakıldı. Serbest yakın bırakıldı. Bir dönemde 3-4 ay önce. Daha sonra da dediğimiz gibi de en acısı da bizim tüm taleplerimize karşı devlet diğer katliamlarda olduğu gibi bu katliamda da yüzleşmediği gibi de Madımak'ta 33 tane insanımızın yakıldı ki 35, iki tane de biliyorsunuz otel çalışan personel vardır. Yakıldığı bir yeri et lokantası olarak insanların katledildiği yeri de et yemeye kadar gelip işte bu insanlar suçludur.